أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi ufirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim. Allahümme inni estağfiruke ve etubu ileyk. Allahümme inni es'eluke al-afve vel-afiyete bid-dünya vel-akhira. Allahümme inni es'eluke al-muafate vel-afiyete bid-dünya vel-akhira. Ya erhamer rahimin, ya zel celal vel ikram. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel mursalin. Adede khalqik ve rıta nefsik ve zinete arşik ve midade kelimatik. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih. والحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمورم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Çok değerli, faziletli kardeşlerim, tefsir kitabına, yaptığımız tefsir derslerine bir ön söz mahiyetinde tefsir usulü üstünde duruyorduk. Buna tefsir usulü çalışmaları da diyebiliriz. Usulün önemi hakkında konuşmuş şu ana kadar, bazılarını iki parçaya taksim ederek 7 sohbet halinde bunu YouTube'a yüklemişiz. Oradan ilk derslere bir bakış yapabilirsiniz. Ciddi bir çalışma olduğu için bazıları ağır, bazıları ilk etapta sanki bize lazım değilmiş gibi görünebilir. Ama önemli olduğundan bu hususu paylaşmak ve tamamlamak istiyorum. Cenab-ı Hak itmamına muvaffak kılsın. En sonki derste tefsir tarihi, tefsir ne zaman başlamıştır, nasıl gelişmiştir, bunlar üstünde durduk. Özellikle tefsir okulları, Mekke okulu başında Abdullah İbni Abbas var, sahabi döneminde. Medine-i Münevvere okulu başında Übey İbni Ka'f var. Onların talebeleri var. Küfe okulu, Küfe Mektebi. Küfe Tefsir Mektebi. Başında Abdullah İbni Mes'ud var. Onların talebelerinden bahsettik. Ve sonra tefsir çeşitleri ana başlığı altında
Birinci ana başlık tefsir çeşitleri üstünde bugün devam edeceğiz. Tefsir çeşitlerinin birinci ana başlığı kaynak ve yöntemleri bakımından tefsirler. Çok önemli başlık bu. Kaynak ve yöntemi, mevzuları ele alış yönüyle tefsir çeşitleri. Bunlar kendi içinde 5 kısım. Bir rivayet tefsirleri, geçen hafta aktardım tarihçesiyle, gelişimiyle 12-13 kadar da rivayet tefsiri kitabı ismini verdim. İkincisi dirayet tefsirleri, bunlar nasıl çıktı, ortaya çıkış şartları, kimler var, hangi kitaplar tehrif edilmiş. 12 kadar da dirayet tefsirleri kitaplarını size aktardım. Ve işte bu kaynak ve yöntemleri bakımından tefsirlerin çeşitleri içerisinde üçüncüsünde kalmıştık. O da işari tefsirler. İşari tefsirlerden sonra lügavi tefsirler ve bir de karma tefsirler olarak yöntemleri bakımından, kaynakları bakımından tefsirler kendi içinde 5 ana grup içerisinde mütalaa edilmiştir. Evet, birinci, ikinci aktardım. Şimdi işari tefsirler hakkında biraz kısa malumat sunmak istiyorum. Keşif ve ilham yoluyla açıklandığı için bu tefsirlere remzi tefsir veya tasavvufi tefsir de denmiştir. Bu tefsir biçiminin tutarlı ve esasa dayanmayan batini tefsirlerden ayrılan yönleri var. Az sonra batini tefsirler üstünde batiniye mezhebinin saliklerinin tefsirleri var. Saçma sapan onlar. Öyle tefsir değil bunlar. Hem naslara esas almışlar. Ayetlerle tefsirlerini, ayetlerin hadislerle tefsirlerini esas almışlar. Zahiri manalarını yok saymadan, zahiri manalarını da esas alarak ama ayetleri daha da derinleştirerek onlardan ister o gün isterse geleceğe müteallik bir kısım işari manalar çıkartmışlar. Evet, bunlara işari tefsirler, remzi tefsirler veya tasavvufi tefsirler denmiştir. Evet, açık nasla ortaya konan hükümleri inkar etmemişlerdir bunlar. Çok önemli bir ifade bu. Batinilerin tefsirleriyle arasındaki önemli fark budur. Batiniye mezhebindekiler ayetlerin zahirini inkar ederek meseleyi işari olarak ele almışlardır. Ama bu bizim Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz ana gövde içinde yapılan bu işari tefsirler naslara karşı gelmeden, zahir manasını reddetmeden ondan daha derin, biraz daha tasavvufi, gizli mana, işari mana, duygulara hitap etmesi, sırlara, hafalara, sırrın sırrına hitap etmesi yönüyle yazılmış olan tefsirlerdir. Bu tefsirler tefsir ve tevil kelimeleri yerine hakikat tabirini, latife tabirini veya daha çok sır tabirini kullanmışlardır. İşari tefsirler de asıl saadete kadar, sahabe-i kiram dönemine kadar geçmişi olan, mazisi olan tefsirlerdir. İlk işari tefsir üstünde duran ve bunları bayağı geniş kitap halinde tedvin edilmiş mi edilmemiş mi, o bize kadar ulaşmış mı üstünde ihtilaf edilse bile tabiinin büyük imamlarından Hasan el-Basri'nin işari tefsiri öne çıkıyor. Hasan el-Basri hem derin bir alim ve hem de aynı zamanda çok ileri seviyede bir zahit olması itibariyle
tefsirine bu zahitlik yönü de yansımış ve bu mesele onun döneminde başlamıştır. Hasan el-Basri'nin talebesi var. Sehil el-Tüsteri. Tefsirul Kur'anil Azim adlı eseriyle ilk defa İslam dünyasında Hasan el-Basri'nin de anlattıklarını içine alarak işari tefsirini ortaya koymuştur. Sonra Muhammed bin Hüseyin es-Sülemi'nin Hakaikü tefsiri, Abdülkerim el-Kuşeyri'nin Letaifül İşaratı, Rüzvihani Bakli'nin Araitül Beyanı, Necmiddin-i Daye'nin Bahrul Hakaik vel Maanisi, Abdurrezzak el-Kaşani'nin Tevilatül Kur'an'ı, Hüseyin Vaiz-i Kâşifi'nin Mevâhib-i Âliyesi, Baba Nimetullah bin Mahmud en-Nahcuvani'nin El-Fevâtihul İlahiyye ve Mefâtihul Gaybiyesi. Bunlar önemli eserler, 9 tane saydım, işaret tefsirleri içerisinde yerini almışlardır. Hoca Efendi'nin çok üstünde durduğu, takdirle yad ettiği bir işari tefsir daha var veya tasavvufi tefsir de diyebiliriz. İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyanı, bu Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Ruhul Beyan, PDF'si var, indirebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Zevkle birkaç defa okuduğumu söyleyebilirim. Hoca Efendi'nin de methinden sonra. İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyanı birazcık orada vahdet-i vücuda da kayan noktalar da olsa da ama genel manada ana gövdesi çok zevkli bir tefsirdir. Ayrıca Şahabettin Mahmud el-Alusi'nin Ruhul Maanisi de işari tefsirler içerisinde yerini almış çok önemli tefsirlerden bir tanesidir. Bir de işari tefsir olarak günümüze kadar tam gelememiş ama Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin, o da zaten Vahdet-i Vücud'un kurucularından, böyle Fütuhat-ı Mekkiyesinden başka, Fütuhat-ı Mekkiye 100 cilde yakındır aslında. 8 cilde kitap haline getirilmiş. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin işari tefsir olarak, çünkü orada kendinden sonra gelecekleri kimler, Osmanlı sultanlarının adları, ne zaman yıkılacak, yeniden ayağa kalkacak, her asırda kendisinden sonra gelecek büyük zatların isimlerine kadar işari tefsir zirveleşmiş, Tefsirül Kur'anil Kerim'i, bir de Tefsir-i Muhyiddin bin Arabi diye iki tefsiri olarak kayda geçmiştir. Bu işari tefsirlerle alakalı daha geniş malumatlar sunmak mümkündür. Bildiğiniz gibi 28. mektubun 8. meselesi Rumuzat-ı Semaniye Risalesidir. Üstad Hazretleri orada farklı ayetlerin de bazı harfleriyle veya ebcedi değerleriyle de ileriye müteallik bir kısım manaları ortaya koyduğunu görüyoruz. İşari tefsirden bazı parçaları oralarda görmek mümkündür. Bu işari tefsirleri Arap dünyasından daha ziyade Orta Asya Türk dünyasında görmüşler, görülmüş. İran'da, Hindistan, Anadolu ve Balkanlar gibi coğrafyalarda daha çok bu işari tefsirler yaygınlaşmış. Ama Arap dünyasının kendisi genelde bu işari tefsirlere fazla iltifat etmemişlerdir. Kısa bir malumat verdim. Kaynak ve yöntemleri bakımından 5 çeşit olan tefsirlerden 3.'sü işari tefsirlerdi ve bir 7-8 tane de
tefsir ismini heyetinize sunmuş oldum. Bu kaynak ve yöntemleri bakımından tefsirlerden dördüncüsü ise lugavi tefsirlerdir. Bunun üstünde daha önce durmuştum. Aslında ilk dört asır içerisinde ortaya çıkmış bu lugavi tefsirler. Aslında Araplar Kur'an'da geçen kelimelerin, garip kelimelerin ne manalara geldiğini örfi manasıyla da biliyorlardı. Ama İslam dünyası süratlice yaygınlaştı ve Müslümanların sayısı çoğaldı. Hindistan'a kadar, Azerbaycan işlerine kadar, Anadolu işlerine kadar, zaten İran, Yemen ne kadar aşağıda ve öbür tarafta da Endülüs'e kadar, bu dördüncü asra kadar İslam dünyası çoğalınca, yani Müslüman olmayan veya şöyle diyelim, Arap olmayanlar da Müslüman olunca Arapça dilini bilmiyor. Kur'an'da geçen o kelimelerin ne manalara geldiğini bilmiyor. Yarım yamalak bildiği kelimelere göre Kur'an'ı yanlış anlayabiliyor, algılayabiliyor, yanlış anlatabiliyor. Öyleyse önce orada Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu lügatlar, garip lügatlar özellikle ne manalara gelir bunları bilmek lazım. Terminoloji de diyebiliriz buna. İşte buna dair tefsirler yazılmıştır. Yani Arap olmayanlar da Kur'an'ı doğru düzgün anlasınlar diye bunlar Kur'an'ın uslubunu, dil inceliklerini, daha çok lafızları ve cümlelerin delalet manalarını, Kur'an metnindeki iç bütünlüğü dikkate alan tefsirler. Çıkış noktasına da kısaca temas ettim. Sahabe devrinden başlamış ve 4. asrın sonlarına kadar özellikle ki hala yer yer devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve bu tefsirler de gelişmesinde sistemli bir seyir takip etmişler. İrabul Kur'an, tefsir adları böyle olmuş. İrabul Kur'an, Garibul Kur'an, Maanil Kur'an gibi özellikle kelime, dil inceliklerine dikkat ederek yüzlerce tefsir yazılmıştır. İbn-i Nedim'in Ehl-i Fihris diye bir kitabı var. Bu kaynağa bakabilirsiniz, bulabilirseniz. Orada bu lugavi tefsirler yüzlerce ismini orada veriyor. Kim yazmış, hangi tarihte yazılmış, kaç cilt. Geniş bir mesele. İbn-i Nedim'in Ehl-i Fihris Nam kitabına havale ederek bundan da geçiyorum. Tefsir çeşitlerinden ana bölüm olan kaynak ve yöntemleri bakımından tefsirlerinden beşincisi de karma tefsirler. Çok sayıda dirayet tefsirinde karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntem nedir? Rivayet tefsiri var içerisinde, dirayet tefsiri var içerisinde, işaret tefsiri var içerisinde, lügat da var, lügavi tefsir de var içerisinde. Muhatabın şartlarına göre, ayetin ifade ettiği geniş mana yelpazesine göre işte Kur'an'ı tefsir ediyor. Bunlara da karma yöntem tefsirler deniyor. İçinde hem nakil var hem de özellikle akıl ağırlıklı, yani dirayet de var içerisinde. Fakirin sizlerle beraber yapmaya çalıştığı ki Yunus suresini bitirdik Allah'ın izniyle, Hud suresine geldik. Cenab-ı Hak tamamlamaya muvaffak kılsın, ihlas-ı etem içerisinde. Bu fakirin yaptığı tefsire de karma yöntem tefsir diyebiliriz. Yani öyle bir ekol içerisinde ele alabiliriz. Fakat karma tefsir dendiği zaman en çok öne çıkan tefsir Fahreddin Razi'nin Mefatihül Gayb namındaki tefsiridir. Türkçe'ye tercüme edilmiştir bu. PDF'si var internette. İndirin kütüphanenizde, arşivinizde, tefsir arşivinizde bulunsun. Mefatihül Gayb. 2 gün önce Ayetel Kürsi'yi indirdim Fahreddin Razi'den. 5. cilt. Yani
Daha Bakara suresi bitmemiş. 5. cildin sonlarına doğru hala daha Bakara suresini bitirememiş. Yani dev bir müfessirdir. Fahrettin Razi'nin hocası Türkmenistan'da yaşamış, Merv şehrine yakın ve Necmettin-i Kübra'dır. Necmettin-i Kübra dev bir mutasavvuf. Kübreviye tarikatının şeyhidir o zat. Türkmenistan taraflarına giderseniz orada olanlar da var. Necmettin-i Kübra'nın kabrine gidebilirsiniz. Ondan ders almış demek ki Fahrettin Razi devrinde hem tıp doktoru hem bütün fen ilimlerini biliyor. Edebiyat üstadı, edebiyat profesörü aynı zamanda ve bir de Necmettin-i Kübra gibi bir zattan tasavvuf dersi ilham da aldığı için yani tefsiri bu noktasıyla dikkat çekmiş. Tekrar ediyorum, Mefatihul Gayb. Bu karma tefsirlerinin en başında yer alan önemli bir tefsirdir. Ayrıca İbn-ül Nakib el-Makdisi'nin Et-Tahrir ve Tahbir nam tefsiri. Karma yöntemlerin başında ifade edilen ve bir de Şevkani'nin Fethül Kadir'i var. Şevkani'nin Fethül Kadir'i üstünde az ileride biraz daha duracağız. Ve bir de meşhur Alusi tefsiri diye bugün her tefsir okuyanın elinde mutlaka bulunan, o da Arapçadan Türkçe'ye tercüme edilmiş PDF'si var. İndirip kütüphanenizde, arşivinizde bulunabilir. Şehabettin Mahmud el-Alusi'nin Ruhul Meanisi. Bu da çok önemli karma tefsirlerden bir tanesi olarak ifade edilebilir. Ana başlığımız tefsir çeşitleri idi. O kendi içinde gruplandırmışız. Birinci grubu A diyelim. Kaynak ve yöntemleri bakımından tefsirler dedik. 5 çeşit anlattık.